Hela hoş geldin Yunus emmi. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Ne yapıyorsun? Nasılsın Yunus emmi? Çok şükür. Yaşıma göre iyiyim. İyisin bin kere maşallah. Ayıptır sorması, yaşın kaç emmi? Yaşım 86. 1936 doğumluyum. Bin kere maşallah. Dişler kendin mi emmi? Dişler kendimin. Sıhhatim iyi Allah'a şükür. Takma falan değil değil mi? Hayır, takma yok. Ana. Sadece bir bu yanda bir bu yanda dolgu var arkalarda, arka azı dişlerimde. O kadar da olur emmi. Olacak tabii. He, ne diyorsun, iyisin emmi? Dedim ya, yaşıma göre iyiyim çok şükür. Allah iyilikler versin emmi. Amin. Ne iş yapıyorsun şimdi emmi sen? Ben hiçbir iş yapmıyorum, emekliyim. İki tarlam var, 40'ardan 80 dönüm. He. Biri 50 dönüm, biri 40 dönüm. Bir traktörüm var, onunla çiftçilik yapıyorum. He. Gençliğinde ne iş yaptın emmi? Asıl mesleğin, sanatın ne senin? Mesleğim, sanatım, ben bina ustasıyım. Şu binayı temelden başlar, çatıyı çatar inerim. Tek başına her şeyi yaparsın. Hepsini yaparım. Demir, sıva, elektrik, melektrik? Yok, onu suayı da yapamam. Kaba inşaatını? Ben kaba inşaatını yapar çıkarım. Gençliğinde yani inşaatçılık mı yaptın sen? Tabii. Almanya'ya gittim ben sene 1973 yılında. O zamana kadar 13 sene inşaatçılık yaptım. Evet. İnşaatçılığı bıraktım, malayı, kulü koydum şuraya, Almanya'ya gittim. 18 sene Almanya'da çalıştım. Evet. 18 sene sonra Almanya'dan geldim. Emekli oldum. Almanya'dan olamadım emekli. Almanya'da ne iş yaptın da olamadın emmi? Almanya'da iş yapmadan değil. Ya? Almanya'da 65 yaşına kadar çalışacaksın emekli olmak için. Sene yok Almanların. 65 yaşına kadar? Çalışacaksın. İyi. Sıhhatli olursan yalnız, raporun olursa çalışaman, erken emekli olun, mali ölen o ayrı. Sıhhatli, sağlıklı olursan 65 yaşına kadar çalışacaksın. 65 yaşından sonra emekli olacaksın. Yoksa olamıyor. Yoksa olamazsın. Yani Almanya'dan emekli olamadın. Ben Almanya'dan emekli olamadım. Almanya'da yalnız 18 sene BMW taksi fabrikasında çalıştım. Oradan çıktım, çıkış aldım, paralı çıkış aldım. Türkiye'ye geldim. Türkiye'den emekli oldum. Kaç senesinde buraya geldin? 1990'da geldim. 90'da geldin. He, burada da emekli oldun. Türkiye'den emekli oldun yani. Türkiye'den emekli oldum. Sigortam Almanya'nın. Almanya'dan günlük 1'er dolar karşılığı Türkiye sigortalarına para ödedim. He. 18 senenin 2 senede askerliğimi Türkiye sigortalarına para ödedim. Türkiye sigortalarından emekli oldum. He. Ama esas sigortam Almanya'nın. Anlıyorum. İyi, hayırlı uğurlu olsun. Şey Amin. Olmuşsun ya, emekli olmuşsun ya, sen ona oldum, bak. Oldum, emekli oldum. Oradan emekli olmam için oradan sigortamı çekince çok para aldım. He. O paranın hepsini emekli olmak için Türkiye sigortalarına yatırmadım. 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 Çünkü onların parası daha değerliydi değil mi? Tabii. Çocuklara birer daire aldım. 3 katlı Akçay Mahallesi'ne, Sungurlu Akçay Mahallesi'ne 3 katlı bina yaptırdım. Evet. Birinde hanımla ikimiz kaldık. İkisini oğlanlara verdim. 4 kızıma da ayrı ayrı birer daire aldım. Maşallah maşallah maşallah. Daha ne olacak emmi? Şimdi sana bir şey soracağım emmi. Buyurun. İyi düşün şöyle, iyi bak. Yaşım dedin 86. Evet, doğru. Allah daha uzun ömür versin. Amin. 86 yaşına kadar böyle başından geçen çok ilginç olay ya da belki Hızır Aleyhisselam'ı görmüşsündür, belki melekleri görmüşsündür, belki şeytanı görmüşsündür. Böyle başından geçen ilginç bir olay olmuştur elbet. Oldu mu? Oldu. Bir evet. Gün bir gün Almanya'dayken bir gün başta yavaş yavaş anlat bize. Almanya'dayken bir gün hüzünlü çoluk çocuk Türkiye'de, ailem Türkiye'de, onların hasretliğini çekerek
geçmişler aklıma gelerek üzüldüm, ağladım, namazımı kıldım, yattım. Evet. Bir ihtiyar dede geldi. Evet. Benim sırtımı sığadı, ağlama dedi. Ben Hızır'ım dedi. Evet. Rüyanda mı oluyor bunlar? Rüyamda. Gerçek hayatta gördüğün görmedin mi hiç? Gerçek hayatta İyi düşün. Belli olarak göremedim. Yalnız geldiğini gördüm. Bana bir iki teselli verdi, kayboldu ortadan. Nasıl gördün? Onu bari anlat bize. Tam anlat böyle. Detaylarıyla anlat. Detayları bir gün tarladayım. Tarlam var Sungurlu'nun Akçay'da Tokü'nün evlerinin öte yanında. Evet. Evet. Oradayken bir ilkindi vakti oldu. Abdest aldım. Namazımı kıldım. Otururken evet. Otururken hayal mayal uyuyor mu uyanık mıyım? Uyumadım da. Evet. Bir adam geldi, geçti. Evet. Bir şeyler anlattı. Ben uyuyor mu uyanık mıyım? Dinliyorum. Allah Allah. Ne olduğunu bir uyuyup uyumadığını da bilmiyorum. Bilmiyorum. Ama uyumadım da. He. Ne dedi adam? Adam bana çok güzel bir iki nasihat verdi. Sen dedi, sen dedi inşallah cennetlik olacaksın dedi. Sana müjdelemeye geldim dedi. Ne derece doğru bilmiyorum tabii. Hayal mi görüyorsun acaba, gerçek mi, onu da bilmiyorum. He, onu da bilmiyorum. Ana. Uyuyor mu uyanık mıyım onu da bilmiyorum ya. Allah ama Allah. Namazı kıldım, oturuyorum daha. Orada yorgunluktan uyuyup kalmayasın emmi. Rüyanda görmeyesin. Uyumadım, uyumadım. Allah Allah. Uyumadım, iyi biliyorum. Hayale dalmış olmayasın Yunus emmi. Bilemiyorum hayal mi gerçek mi ama öyle hayal bir şey, değil. Öyle bir şey gördüm diyorsun. Gördün he. Adam bana bir iki teselli etti. Evet. Namazı kıldım, selam verdim, dualadım. Bir arşın Kur'an okudum. Düşünürken böyle bir hayal geldi adam. He, öyle geldi geçti diyor. Geldi geçti. Şimdi gelelim asıl meseleye. Yunus emmi, bundan şöyle bir 20-30 sene önceye git. 20-30 sene önceye git. Eskiler mi daha iyiydi, şimdiki hayat mı daha iyi? Bana bir bunu söylen mi Yunus emmi? Şimdi yeğenim, şimdiki hayat iyi. Neden iyi? Neden emmi? Her kolaylıklar var şimdi. Şimdi her kolaylıklar var. O zaman kolaylıklar yoktu. Çiftçi olan insana, esnafı bilmiyorum da, çiftçi olan insana her şey gücünle, omuzluğun etiyle. Evet. Kendi kazancınla, kendi hazırınla evet. Yaşıyorduk. Evet. Ama şimdi kolaylıklar çok. Mesela eskiden televizyon yoktu, radyo yoktu, telefon hiç yoktu. Ama şimdi yaşam olarak, şöyle diyeyim, insanlık olarak, yaşam olarak, huzur olarak bunlardan bahsetsek biraz. Eskilerdeki, teknolojinin şeyinden bahsediyorsun sen şimdi. Eskilerdeki hayal, hayat. İnsanların birbirine güvenli daha iyiydi. Ha, onu anlat bana. Onları anlat bana. Eskiden ben sana inanıp her halimi sır olarak anlatabiliyordum. Sen kimseye vermiyordun sırrımı. Ama şimdi o yok. Niye böyle olduk biz? Niye bozulduk? Niye? Bilmiyorum. Nereden bozulduk? Neden bozulduk? Bilmiyorum. Eski hal yok şimdi. Yok değil mi? Yok. İnsanlar hep menfaat çıkar değil mi? Herkes çıkarı yolunda şimdi. Doğru söylüyor. Çok doğru emmi. Benden çıkarı varsa, beni kandıracaksa, benden bir şeyler alıp götüreceğse herif bana yaklaşıyor. Yoksa yok ha. Yoksa yüzüme bile bakmıyor herif. Ya doğru söylüyor. Askerliği nerede yaptın Yunus emmi? Askerliği ilkin İzmir Narlıdere'ye gittim, istikamadım. He. Orada 4 ay acemi eğitimi gördük. Oradan dağıtım olduk, Gelibolu'ya geldim.
Gelibolu'da da 20 ay askerlikte orada yaptım. Evet. Oradan da tezkireyi aldık geldik. O zamanlar askerlik de zorudu. Değil mi? İki sene tümüdü. Yani çavuş onbaşı. Evet. Yemek geliyordu. Karnımız doyası yemek vermiyorlardı. Çavuş onbaşı bir grup hemşerilerle birlikte bir masaya oturuyorlardı. Onlar doyana şey yiyordu. Bizim tabaklarımıza ikişer kepçe, birer kepçe koyuyorlardı. Yarı doyuyorduk, yarı doymuyorduk. Adaletsizliğe bakar mısın? Yarı aç, yarı tok. Masadan kalkardım ben şahsen kendim. Evet. Yiyecek bir şey de yok. Bakkal yok, dükkan yok, askeriye birliği. Kantin yok muydu içeride? Kantin. Kantin yoktu. Allah Allah. Kantin yoktu. Orada vardı kantin de yemek yoktu. Sigara mı kara satıyorlar diye. Neyle doyururdum? Karnım. Doymadığım karnımı biliyor musun? Neyle? İncir alırdım yemiş. Nereden alırdın? O kantinden. Orada düzgelerden incir vardı. İki düzge incir alırdım. O ekmek gibi midemi doyururdu. Öyleliğinden doh alırdın yani. He. Şimdi o zaman bize bir anını anlat değil mi? Şöyle bir anı anlat ki böyle millet ulan böyle ağız açık kalsın herkesin. Ne anlatayım yavrum? Başından geçen bir anını anlat. Başından çok ilginç bir anı geçmiştir elbet. 86 yıldır illaki geçmiştir. İnsanlara ders olsun böyle bir anı anlat bir anını ki. Askerde mi geçti başından? Yoksa Almanya'da mı başından bir anı geçti? Şimdi yavrum öyle acılı an görmedim. Allah göstermesin. Acılı önemli değil, acısı tatlısı. Başından geçen bir insanlara ders olabilecek bir anı. Ne anladım? Aklımda yok şimdi. Sahi mi? Dün demedim mi ben sana? Düşün da şimdi bir şey bul, ayarla demedim mi sana emmi? Ya. Ya dedin ya. Hiç mi geçmedi başından bir şey? Geçmez olur mu? Koskoca Almanya'da yıllarca yaşamışsın, yıllarca çalışmışsın. Hiç mi bir şey geçmedi başından? Çok geçti. Hepsi geçti de şu an için dizi olarak aklımda yok. Sahi mi diyorsun? Benim hafızam azaldı. Yaş itibariyle ister istemez. Yaş itibariyle geçmişleri hatırlayamıyorum. Kayıtlar yavaş yavaş siliniyor değil mi? He. Doğru söylüyor. Şimdi evvelki daha önceki geçtiğimdekileri hatırlıyorum da mesela dünkünü bugün hatırlayamıyorum. Yakındakilerini. İster istemez yaşlılıktan dolayı olan şeyler. He. Doğal he. Olaylar. Evet. Yunus emmi güzel bir sohbetimiz oldu. Bizim izleyicilerimize demek istediğin, söylemek istediğin, nasihat vermek istediğin bir şeyler var mı? Hiç aklımda hafızamda yok yavrum. Ya nasihat var, nasihat da, şöyle olun böyle olun diyebileceğin. Ha diyebileceğim dünyada iyilikten iyi hiçbir şey yok yavrum. Hep iyilik mi etsinler? Herkese iyilik edin, herkesin derdine derman olmaya çalışın, ihtiyaçlarını gidermeye çalışın. Herkese yardımcı olmakta çok fayda var. Değil mi? Tabii. Doğru. Bir şey daha soracağım. Herkese soruyorum. Sana da soruyorum. Hiç hayatın boyunca sigara, alkol bu tür şeyler içtin mi emmi? Kullandın şimdi, mı? Şimdi alkoldan nefret ettim. Nefret ederim ben. Damlasını bile üstüme bulaştırmam. Evet ne güzel. Ağzıma sadece bir sefer askerde. Evet. Askerde izine geldim. İzini rapor aldım, geciktirdim. Evet. Ben izine gelince bize yeni bir bölük kumandanı gelmiş üsteğmen. Ben geç geldiğim için oraya varınca geri kıtama, birliğime. Evet. Beni çağırttırmış. Vardım ki oturmuş içki içiyor. Üsteğmen, bölük kumandanımız. Evet. Karakoldan şeyden mi içiyor? Gazinoda falan mı içiyor? Yok. Askeri gazinoda. Yok. Kendi bürosunda içiyor. Kendi bürosunda.
Sana dedi iki soru soracağım dedi. Doğru söyle dedi. Söyle dedim. Sen dedi niye bu kadar geciktin? Senin benden izin istiyor dedi. Şube başkanınız dedi. İzin isterken bana yalvararak istiyor dedi. Ben de onun inadına bu bunun ya akrabası ya çok para yedi dedim. İzin vermedim sana dedi. Seni buraya getirttirdim dedi. He. Sen dedi ne verdin o şube başkanına dedi. Bana yalvarıyor dedi. Yakın akraban mı çok para mı verdin dedi. Hayır kumandanım dedim ne para verdim ne de akrabam. Ben Allah rızası için biz çiftçiyik harman zamanı hasat zamanı dedim. Evimde kimsem yok burada çalışayım diyerekten 21 günüm kaldı. Bu 21 günü izin olarak ver diye rica ettim dedim. Peki ne verdin o bölük kumandanına dedi. Hiçbir şey vermedim dedim. Ne para verdim. Ne de rüşvet verdim. Ne de akrabam rüşvet de vermedim. Yalnız bal verdim dedim. Bak hele o da rüşvet işte mi? Bal vermek rüşvet. Balı dedim peki getirsen bize versen de biz yesek de arkadaşlarınla birlikte. Sana izini ben versem olmaz mıydı sen şube başkanına verdin dedi. Ya gördün mü? Bizim balcı olduğumuzu biliyor dedim. Çok aramız var. Ya gördün mü? Çoktan beri istedi verdi, verdik dedim. Abim verdi dedim. Evet. Bize versen olmaz mıydı dedi. Getirdim kumandanım. Bir bakraç helke. Biz helke derim. He. Bir helke bal getirdim arkadaşlarıma. He. Hani bana niye getirmedin dedi. Huyunu bilmiyorum rüşvet mi getirdin diye belki beni düven diye korktum da sana getirmedim. Koğuşta var arkadaşların onu herkes tabaklarına koydum yediler dedim. Bana kalmadı mı dedi. Var dedim. Hadi getir bakayım dedi. Gittim büyük bir tabağa doldurdum. Balı getirdim koydum. Ondan sonra benim adımı balcı koydu. O bölük kumandanı evet. Benim adımı balcı koydu. Balcı beri balcı öte. Ben tahripçiydim askerde. Evet. Tahrip demek biz yol yapıyorduk, istihamıdık. Evet. Yolların önüne kaya gelince kompresörle delerlerdi. Evet. O deliklere ben patlayıcı madde yerleştirirdim. Onu elektronik cihazına patladırdım dedim. O kayaları parça parça dağıdırdım dedim. Evet. Ondan sonra beni bırakmadı yanı sıra. Bir 20 gün günüm kaldıydı. O 20 gün yolları yapmışlar, kayaları bırakmışlar. Tahrip edecek kimseyi bulamamışlar. Beni beklemişler. Ben 20 gün o bölük kumandanıyla o delikleri patlattık, kayaları parçaladık. Parçaladın da bir kere içtim diyordun, atladın nereye? Nerede içtin? O mu içirdi sana? Ha, o bana içiyormuş, bardağı doldurdu, verdi. Şunu iç dedi o zaman dedi. Kumandanım ben içmem dedim. Düverim dedi, diyor dedim. Öldürürüm dedi, öldür dedim. Bak hele bak, karşı i̇çmem, geliyorsun komutana. İçmem dedim, karşı gelmiyorum, içmem dedim. İçeceksin dedi, hiç de al dedi, al şunu ağzına al. Evet. Yutma geri tükür dedi. Ağzımın dolusu verdi bir bardak buçuk bardağına. Ağzımın dolusu aldım. Gittim öte lavaboya döktüm. İçme, o içmiş sayılmaz. Yutmadım. İçmiş sayılmaz. Aynen. Yutmadım yani. Ağzıma içki almam o oldu. Vesselam başından böyle bir olay da geçmiş oldu. Evet. Doğru mu? Doğru. En mi güzel bir sohbet oldu. İyi bir sohbetimiz oldu. Seyircilerimize, izleyicilerimize, oğluna, kızına, tanıdıklarına söylemek istediğin bir şey var mı? Herkese hayırlı hayat, bol rızıklar, helal kazançlar istiyorum. Allah'tan helal kazanç diliyorum. Amin. Herkese. Amin. Hepinize, sana da. Teşekkür ederim. Senin izninle de bunu kanalımızda yayınlıyor. İnşallah. Tamam mı emmi? İnşallah. Sağ ol, var ol. Teşekkür ediyorum emmi. Bütün yayınladığın yerlere
sesimi duyanlara selam eder, gözlerinden öperim. Aleyküm selam. Aleyküm. Bir de bay bay et şöyle, bay bay. Hadi bay bay. Allah'a